hoş geldiniz. Kusura bakmayın, birazcık beklettik. Ama hocamız Safiye takıldığı için geç kaldı. Bugün İstanbul Sohbetleri'nin ilkini yapacağız. İstanbul'un dubajcısı Üsküdar ilk programımız. Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Evet, ne diyordum? Hakikaten aşk-nefret ilişkisi. Öyle trafikte sıkışıyorsunuz 2-3 saat. Canınız çıkıyor, kızıyorsunuz şehre. Hatta işinizden lanet okuyorsunuz. Fakat işte bir motora veya vapura binip Boğaz'dan şöyle bir geçiyorsunuz veya Sultanahmet'e çıkıp etrafı şöyle bir dolaşıyor. Divan yolundan bir yürüyorsunuz. İyi ki bu şehirde yaşıyorum. Ne kadar şanslıyım, ne kadar imtiyazlıyım diyorsunuz. Yani bu büyük metropoller artık maalesef böyle. Hem seveceğiz, hem nefret edeceğiz, hem aşık olacağız. Başka bir çıkar yolu da yok. Esasen İstanbul deyince sohbetimizin genel adı İstanbul sohbetleri ya. İstanbul deyince aslında devasa bir metropolden söz ediyoruz ama bizim konumuz elbette tarihi İstanbul olacak. Yani asıl İstanbul'un, İstanbul'a rengini, şahsiyetini, kimliğini veren İstanbul'un tarihi çekirdeği, tarihi merkezi ve bu merkezi besleyen diğer tarihi bölgeler olacak. Gerçi 8 konuşma yapacağız, çok da fazla değil. Esasen İstanbul'u hiç kimse tam biliyorum diyemez. İstanbul'u biliyorum diyen varsa yalan söyler. Lokal bilgilerimiz vardır. Düşünebiliyor musunuz? Rahmetli Reşat Ekrem Koç'u bir İstanbul ansiklopedisi yazmaya kalkıştı. Belki de dünya tarihinde, dünyada benzeri olmayan bir ansiklopedidir, bir şehir hakkında bir ansiklopedi. 11. cilde geldi, daha henüz G harfindeydi. Bu Tarih Vakfı'nın Kültür Bakanlığı ile birlikte çıkardığı İstanbul Ansiklopedisi aslında fakir bir ansiklopedidir onun yanında. Eğer tamamlayabilseydi, yani Z harfine kadar gelebilseydi, şu anda 11 cilt, demek ki herhalde bir 50 cilt olacaktı. Yani İstanbul hakkında, ki Reşat Ekrem'in bu ansiklopediyi yazdığı tarihte İstanbul'un nüfusu henüz 1 milyon. Şimdi 17 milyon falan diyorlar ama veya 13 milyon mu diyorlar Ercan? Kaç? Yani gayri resmi rakamlar 20 milyonu bulduğunu söylüyor aslında. 20 milyonluk metropol de değil, artık bir megapolden söz ediyoruz. Yani bu bakımdan bu şehri bütünüyle bir insanın kavramasına, tanımasına, anlatmasına imkan ve ihtimal yok. Bırakın megapolü, tarihi İstanbul'u anlatmak bile o kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla biz belli noktalardan hareket ederek İstanbul'un ruhunu, kimliğini kavramak niyetindeyiz. Bu şehir, yani tarihi yarımada veya sur içi dediğimiz asıl İstanbul, eskiler buna biliyorsunuz Nefsi İstanbul derlerdi. Nefsi İstanbul, surların içindeki bölgedir. Eskiler İstanbul deyince bu surların içinde ararlar, anlarlar. Ayrıca şehri dedikleri zaman İstanbulluyu kastederlerdi. Yani şehri demek İstanbullu demekti. Demek ki tarihi yarımadanın dışında yaşayanlar aslında İstanbullu sayılmazlardı. Ama fetihten sonra İstanbul dediğimiz sadece tarihi yarımadadan ibaret miydi? Hayır. Fetihten hemen sonra Türk İstanbul, Yahya Kemal'in tabiriyle Türk İstanbul bildiğiniz gibi surların dışına taşmaya başladı. Önce İstanbul'un fethinde manevi bir rol oynayan Akşemseddin tarafından keşfedildiği söylenen Eba Eyyub el-Ensari'nin türbesinin etrafında oluşan bir ruhani şehir, Eyüp vardı. Ama bir de İstanbul'dan önce, aşağı yukarı 100 yıl önce, aşağı yukarı da değil, tam 101 yıl önce
fethedilmiş Üsküdar vardı. Ve tabii Cenevizlilerin vesaire yaşadıkları aynı zamanda ticari bir muhit olan, daha ziyade Hristiyanların yaşadığı Galata muhiti vardı. Yani İstanbul surlarının hemen karşısında Halic'in diğer tarafında yine surlarla çevrili ayrı bir bölge vardı. Şimdi gençler bilmezler ama Galata Kulesi'ni bilirsiniz. Değil mi gençler? Galata Kulesi'ni bilirsiniz. O Galata Kulesi'nin etrafında bir zamanlar surlar vardı. Yani Halic'in iki tarafında surlarla çevrili bir büyük, o zamanki adı Konstantinopolis biliyorsunuz. Bir de onun karşısında daha küçük Galata vardı. Yani fetihten önceki İstanbul, tarihi yarımadayı kuşatan surlar ve bir de Galata'yı kuşatan surlardan oluşan iki tane kale şehir idi. Biliyorsunuz eskiden şehirler korunaklı olmak için, saldırılardan korunmak için surlarla çevrilirdi. İstanbul'da defalarca kuşatıldığı ve son derece stratejik bir mevkide, son tabiat açısından da son derece güzel bir bölgede bulunduğu için hemen hemen bütün kavimler İstanbul'a tarih boyunca göz dikmişlerdir. Kimler kuşatmamıştır ki İstanbul'u? Perslerden tutun ki Persler deyince hemen aklıma geldi. Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda ilk köprüyü kimler kurmuştur? İlk köprüyü biz kurmadık. Persler kurdular ama nasıl kurdular? Dağra vardır ya, Şehzade'nin Bostan ve Gülistan'ında sık sık adaletiyle öne çıkan bir Pers imparatoru vardır, Dağra. Ama Yunan kaynaklarında onun adı Darius diye geçer. Darius, İskitlerle savaşmak için İstanbul Boğazı'ndan geçmek zorunda. Onun için ne yapıyor biliyor musunuz? Gemileri yan yana dizmek suretiyle, o zamanın şartlarını da düşünün, o zamanın gemilerini düşünün, gemileri yan yana dizerek birbirine rapt etmek suretiyle İstanbul Boğazı'nın üzerine bir köprü kuruyor, gemilerden köprü. Ve Pers orduları bu köprüden geçiyor. Onun oğlu Serhas vardır. Onun oğlu da Çanakkale Boğazı'na benzer bir köprü kuruyor ama ilk denemede, antiparantez söylüyorum bunu, halatlar kopunca köprü yıkılıyor. Bunun üzerine Serhas Çanakkale Boğazı'nı dövdürüyor. Duydunuz mu bunu? Çok meşhur bir hadisedir bu aslında. Yani adamları hani birisi suç işlediği zaman sopaya çekerler, falakaya çekerlermiş ya eskiden. Bu da Boğazı, Çanakkale Boğazı'nı adamlarına sopalarla dövdürüyor, cezalandırıyor yani. Böyle bir hadise. Her neyse. Yani İstanbul demek ki ta Perslerden bu yana Avarlar, Araplar, efendim aklınıza gelebilecek bütün kavimler İstanbul'a sahip olmak için defalarca kuşattılar İstanbul'u. Dolayısıyla İstanbul'un etrafını aşılması zor kalın surlarla çevirmişti Romalılar. Aslına bakarsanız Bizans diye bir şey yok. Bizans 17. 18. yüzyılda tarihçiler tarafından uydurulmuş bir addır. Yani bizim Bizans diye bildiğimiz aslında Doğu Roma'dır. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra biliyorsunuz Batı Roma, Doğu Roma diye ikiye ayrıldı. İki ayrı ad aldı. Doğu Roma'nın başkenti Konstantinopolis'ti. Yani İstanbul. İstanbul'u Müslümanlar da almak istediler biliyorsunuz. Emeviler birkaç defa kuşattılar. Bu kuşatmalar maalesef başarısız oldu. Hakikaten İstanbul'u almak çok zordu. İstanbul'u almak kime nasip oldu? O hadis-i şerifinin müjdesine kim nail oldu? Fatih Sultan Mehmet. Ama atalarımız çok kadim zamanlardan beri, yani Türkler, atalarımız kadim zamanlardan beri İstanbul'u gözlerine kestirmişlerdi. Malazgirt zaferinden sonra 10 yıl içinde
çok kısa bir süredir insan milletlerin tarihinde 10 yıl gibi süreler çok kısa sürelerdir. 10 yıl gibi bir sürede Alparslan'ın kumandanlarından Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah ta Üsküdar sınırlarına kadar geldi ve daha sonra İznik'te bir devlet kurdu biliyorsunuz. İznik başkenti olmak üzere. Bizans imparatorları ile ilişkileri oldu, dostluklar kurdu vesaire. Ama Yahya Kemal'in de tabiriyle dünya gözüyle Üsküdar sahillerinden İstanbul'u Ayasofya'nın kubbesini ve belki de aşağı yukarı Ayasofya'nın önünde aşağı yukarı bugünkü 3. Ahmet Çeşmesi'nin yerine düşen büyük bir sütunun üzerindeki Justinianus heykelinin elindeki altın küreyi gördü. Kim? Kutalmış oğlu Süleyman Bey. Bu Süleyman Bey, Süleyman Şah'la şu anda Suriye'nin sınırları içerisinde kalan küçücük toprak parçasında yatan Süleyman Şah'ı karıştırırlar. Bazıları o Türk Kalesi'nde Caber, ki şu anda Caber değil tabii, Caber baraja gidince ayrı bir yer verdiler. Şu anda Süleyman Şah'ın türbesi orada. Büyük de bir problem biliyorsunuz. IŞİD'in saldırma ihtimali vesaire var. O Osman Gazi'nin dedelerinden bir tanesi. Orada yatan Süleyman Şah. Bu Selçuklu kumandanlarından Kutalmış Bey'in oğlu Süleyman Şah. Bu Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu diyebileceğimiz şahsiyettir. Demek ki ilk defa dünya gözüyle Üsküdar kıyısından İstanbul'u, Ayasofya'yı ve Justinianus'un elinde parlayan kızıl küreyi gören şahsiyet. Bu kızıl küre çok önemli. Ondan özellikle bahsediyorum. Demek ki 3. Ahmet Çeşmesi'nin bulunduğu yerde Sultanahmet Meydanı'nda ve Çemberlitaş'taki sütunlar var ya, özellikle Çemberlitaş sütunu, ona benzer yüksek bir sütun vardı. O sütunun üzerinde atlı bir heykel vardı. Atın sağ ayağı böyle kalkmış. Üzerinde de Ayasofya'yı yaptıran Bizans İmparatoru Justinianus'un heykeli. Bu heykelin bir elinde bir kızıl küre parlıyordu. Zaman içerisinde o kızıl küreyi gören atalarımız onu bir çeşit elmaya benzettiler. Çünkü elmaya benzetmelerinin sebebi elma mitinin Türk kültüründe önemli bir mit olmasıdır. Uzaktan bakıp o Justinianus'un elinde parlayan kızıl küreyi elmaya benzettiler ve adını kızıl elma koydular. Bu kızıl elma tabiri işte yabancınız olmasa gerek. Ömer Seyfettin'in Kızıl Elma adlı harika bir hikayesi vardır. Mesela Yahya Kemal'in Gedik Ahmet Paşa'ya Gazel diye bir gazeli vardır. Gedik Ahmet Paşa biliyorsunuz İtalyan çizmesinin ucundaki Otranto'yu fethetti Fatih devrinde. Eğer Fatih ölmeseydi Roma'ya doğru ilerleyecekti Osmanlı orduları. İşte Yahya Kemal bu hadiseyi anlattığı gazelinde şöyle diyor: çıktı Otranto'ya pür velvele Ahmet Paşa, tuğlar varsa gerektir kızıl elmaya kadar. Hangi kızıl elma? O Roma kızıl elması. Demek ki kızıl elma önce Justinianus'un elindeki kızıl küreden kaynaklanan kızıl elma fikri önce İstanbul'u simgelemeye başladı. Kızıl elma İstanbul'un simgesiydi. Kızıl elmayı ele geçirmek demek İstanbul'u fethetmek demekti. İstanbul'u fethettikten sonra kızıl elmaların yerleri değişti. Hep fethedilmesi arzulanan büyük şehirlerin büyük bir kilisesinin kubbesinde öyle bir kürenin var olduğu tasavvur edilirdi. Demek ki kızıl elma bir idealin adıydı. İlk defa bu kızıl elma idealinden söz edilen metin de Saltuknamedir.
Saltukname gençler duydular mı bilmiyorum. Çok bilmediğiniz şeylerden mi söz ediyorum bilmiyorum ama bunlar hakikaten önemlidir. Kültürümüzün önemli ipuçlarıdır aslında bunlar. Saltukname, Rumeli'yi fetheden Sarı Saltuk'un adı etrafında oluşan efsanelerden meydana gelmiş bir kitap ilk defa Cem Sultan tarafından derletilmiş. Son derece önemli. Ne bileyim, şimdi gençler mesela İlyada desem bilirler. İşte Odise desem bilirler. Hatta belki Ramayana desem Hint destanı dersiniz hemen. Okullarda öğretirler bunları. Veya Kalevela desem Fin destanı filan dersiniz de, hatta Gılgamış desem eski Sümer destanı dersiniz de Saltukname'yi duymamışsınızdır. Değil mi? Aslında Saltukname de bir çeşit destan. Bunun arkasında bir mitoloji var. Hem de bizim Saltukname bizim ta Malazgirt'ten başlayan Viyana'ya kadar uzanan o büyük tarihi maceramızın ruhunu yansıtan bir destandır. Bir menakıp namedir. Şimdi Sarı Saltuk Horasan erenlerinden birisi arkadaşlar. Bu önemli bir isim. Şimdi bakın nereden nereye geleceğim. Ahmet Yesevi Sarı Saltuk'u, ki asıl adı Emir Buhari'dir, Buharalı bir ermiştir. Sarı Saltuk'u Rumeli'yi fethetmesi için gönderiyor. Önce Anadolu'ya geliyor Sarı Saltuk, sonra Rumeli'ye geçerek Rumeli'nin fethedilmesini sağlıyor. Demek ki fütuhat hareketlerini gerçekleştiren askerlerin yanı sıra bir de manevi fatihler var. Sarı Saltuk bunlardan bir tanesi. Hacı Bektaş Veli bunlardan bir tanesi. Rahmetli tarihçimiz neydi? Ercan adı, kolonizatör Türk dervişleri, Mehmet Genc'in hocası. Neyse, çok önemli bir tarihçimiz, adı birazdan aklıma gelir. Anadolu'nun ve Rumeli'nin fethinde son derece önemli roller oynayan Horasan dervişlerini kolonizatör Türk dervişleri diye tanımlar. Yani bunlar tasavvuf erbabıdır. Derviştir bunlar. Harekete geçerler. Çok önemli yerlerde tekkelerini kurarak orada bir koloni teşekkül etmesini sağlarlar. Yani gittikleri yerleri eskilerin tabiriyle temellük ederler. Yani kendi mülkleri, kendi hükümlerinin geçtiği alanlar haline getirirler. Ve çok zamanda isimlerini bırakırlar. Mesela Erenköy'ün adı nereden gelir? Eren Baba'dan gelir. Göztepe'nin adı nereden gelir? Gözcü Baba'dan gelir. Çamlıca'nın adı nereden gelir? Çamlıca'dan gelir. Karacaahmet'in adı nereden gelir? Karacaahmet Sultan'dan gelir. Şimdi Ahmet Yesevi arkadaşlar Türkistan'dan Anadolu'yu Türkleştirip Müslümanlaştırması için biraz menkıbelerden söz ediyorum. Hacı Bektaş Veli'yi Anadolu'ya gönderir. Hacı Bektaş Veli de bugün adını taşıyan yerde, ki eski adı onun Sulucak Kara Höyük'tür, orada yerleşir, kolonisini kurar. Ama o sırada Anadolu'lu erenlerin sözcüsü bir başka veli vardır. Kimmiş bu Horasan'dan gelen bize meydan okuyacak filan diye gider. Adı Ömer Lütfü Barkan hocanın, Profesör Ömer Lütfü Barkan. Bu Anadolu'lu erenlerin gözcüsü sayılan Karacaahmet Sultan Sulucak Kara Höyük'e gider. Şimdi iki büyük velinin karşılaşması çocuklar. İki büyük velinin karşılaşması. Hacı Bektaş Veli bir duvarın üzerine oturmuş. Deh diyor duvara. Karacaahmet de bir aslanın sırtına binmiş. Elinde de bir
yılan kamçı niyetine. Düşünün, bu eskiden kahvehane duvarlarındaki levhalarda bu sahne tasvir edilirdi. Duvara binmiş deh diyen, duvarı harekete geçiren Hacı Bektaşi Veli, bir aslanın sırtında elinde kamçı niyetine bir yılan, deh diyen, ona doğru yürüyen bir Karacaahmet Sultan düşünün. Fakat Karacaahmet Sultan bir müddet sonra aslandan iniyor. Siz cansız bir varlığı yürüttünüz. Ben zaten yürüyen bir canlı varlığı yürüttüm. Bakımdan siz mevki itibariyle benden yükseksiniz diyerek ona tabi oluyor. Her neyse, yani Anadolu'yu fetheden bu manevi önderler son derece önemli. Az önce isimlerini zikrettiğim, Anadolu'nun çeşitli bölgelerini fethetmiş, kolonilerini kurmuş, orada bir hayatın, bir kültürün neşvi nema bulmasını sağlamış erenler, isimlerini zikrettim. İşte Erenköy, efendim, Göztepe, Çamlıca, Karacaahmet. Demek ki Karacaahmet'e adını veren de bir Horasan velisi Karacaahmet Sultan. Aslında birçok yerde mezarı var Karacaahmet'in. Mezarlarından bir tanesi de bugün Karacaahmet civarında. O öldükten sonra onun ruhaniyetinden istifade etmek için insanlar onun gömüldüğü yerin civarına gömülmek istiyorlar. Orhan Gazi döneminde öldüğü ve yaşadığı söyleniyor Karacaahmet Sultan'ın. Ama bugün Karacaahmet dediğimiz, Üsküdar deyince aklımıza ilk gelen muhitlerden biri olan Karacaahmet Mezarlığı 1. Murat döneminde teşekkür etmeye başlıyor. Ama maalesef o dönemden kalma mezar taşı yok. Karacaahmet'te en eski tarihli mezar taşı, Türk hat sanatı deyince aklımıza gelen ilk büyük isim Şeyh Hamdullah Han mezarıdır. Yani Karacaahmet'te en eski tarihli mezar taşı, Türk hat sanatının en büyük ismi, daha doğrusu hat sanatının Osmanlı karakteri kazanmasını sağlayan Şeyh Hamdullah Han mezarıdır. Ama daha ziyade uzunca bir süre Yeniçeriler bu mezarlığa gömülmüşler. Niye? Yeniçeriler Bektaşi tarikatına mensuptu. Karacaahmet Sultan da biliyorsunuz Bektaşi tarikatının en önemli isimlerinden biriydi. Demek ki Üsküdar'dan önce Erenköy'ün, Göztepe'nin vesaire Türkleştirilip Müslümanlaştırılması gibi Karacaahmet Sultan tarafından bugün Karacaahmet dediğimiz bölgede kurulan tekke vasıtasıyla yavaş yavaş Yahya Kemal'in tabiriyle Türk Üsküdar haline gelmeye başlamıştı. Zaten Üsküdar'ın fethi de Orhan Gazi devridir. İstanbul'un fethinden tam 101 yıl önce. Demek ki 1352. 1352 yılında Orhan Gazi tarafından Üsküdar fethediliyor. Bu önemli bir hadise. Bir müddet sonra biliyorsunuz Orhan Gazi'nin oğlunun oğlu, yani torunu Yıldırım Bayezid tarafından Anadolu Hisarı yapılmak suretiyle hem Üsküdar emniyeti alınıyor, tabi civardaki kaleler de fethediliyor. Bu kalelerden bir tanesi de aynı zamanda çok hoş bir aşk hikayesine konu olan Aydos Kalesi'dir. Bir yolunuz düşerse gidin arkadaşlar, şu anda Sultantepe semtinin sınırları içerisinde. Bizi oraya götürdüler. O kadar güzel bir kale ki ve etraf inanılmaz güzellikte bir ormanla çevrili. Böyle kaleden baktığınız zaman göz alabildiğine uzanan çam ormanları harika bir manzara teşkil ediyor. Hele bir hafif bir sis varsa inanılmaz güzellikte bir manzara içinde hissediyorsunuz kendinizi. Anadolu'nun fütuhatı, Osmanlı'nın ilk fetihleri arasında bu Aydos Kalesi'nin fethi de son derece önemli bir hadise, biliyorsunuz. Abdurrahman Gazi adında bir Osmanlı gazisi tarafından fethediliyor. Ama çok sarp bir kale. Giderseniz görürsünüz.
bir türlü düşmüyormuş. Fakat kale kumandanının kızı Abdurrahman Gazi de yakışıklıymış. Osmanlı tarihlerinde bu anlatılıyor. Kaleden Abdurrahman Gazi'yi görünce aşık olmuş. Böyle kalelerin fetihleriyle ilgili böyle efsaneler çoktur. Bir gece kapıyı açmış Abdurrahman Gazi için. Osmanlı ordusu da kalenin kapısından içeri girip rahatlıkla fethetmiş. Efsane böyle. Yani bütün bu kalelerin fethi, bu fütuhat hareketleri etrafında oluşmuş o kadar çok efsane, o kadar çok güzel hikaye vardır ki hepsini anlatmaya kalkışsak saatlerce konuşmak gerekir. Yani Üsküdar'ın çevresi, yani Anadolu yakası böyle yavaş yavaş Osmanlı orduları tarafından fethediliyor. Her fethin bir hikayesi var, bir efsanesi var. Böyle Aydos Kalesi'nin aşk hikayesi gibi hikayeler var. Demek ki Üsküdar çevresi de Karacaahmet Sultan tarafından fethedildikten sonra, yani zemin, fütuhat zemini hazırlandıktan sonra Orhan Gazi tarafından fethediliyor. Tabii bu böyle kısaca anlattığımız kadar basit, kolay bir hadise değil. Bu uzun bir süreç, sabırlı, istikrarlı bir hedef gözetmenin hikayesi bu. Aslında asıl gaye Kızılelma'ya ulaşmak. Yani İstanbul'u, gün tarihi yarımada dediğimiz, Suruç dediğimiz İstanbul'u fethetmek. Onun fetheden kumandanın büyük bir kumandan olduğu zaten hadis-i şerif tarafından müjdelendiği için Müslüman ordularının kumandanları hep İstanbul'u fethetmek amacıyla hareket etmişlerdir. Yıldırım Bayezid de kuşattı biliyorsunuz. Osmanlılar da birkaç defa kuşattılar fakat başarılı olamadılar. Çünkü hep bir Haçlı tehlikesi vardı. Ne zaman İstanbul'u kuşatmak için bir hamle yapılsa derhal bütün Hristiyan dünya harekete geçiyordu. Fatih Sultan Mehmet de başaramasaydı zaten başı büyük beladaydı. Onu gelecek sohbetimizde uzun uzun konuşacağız. Böylece İstanbul'un fethinden 100 yıl kadar önce Boğaz'ın diğer yakasında İstanbul'un bir modeli oluşuyor ve kendi kozasını yavaş yavaş örmeye başlıyor. Artık hayal edebilirsiniz. Hayal edebilirsiniz. Bir İslam şehri nasıl kuruluyor bilinir değil mi? Eğer fethedilen şehirde büyük bir kilise varsa o camiye çevrilir. Genellikle o caminin adı Fethiye Camii olur. Ama Üsküdar o tarihte çok gelişmiş bir yerleşim bölgesi değildi. Esasen İstanbul, Konstantinopolis surların içerisine sıkışmış, kendi dışına fazla taşmayan, Boğaziçi'nin bile farkında olmayan bir şehir yapılanmasıydı. Boğaziçi kıyılarında ufak tefek köyler, ayazmalar filan vardı ama asıl manasında Boğaz keşfedilmiş, Boğaz'ın etrafı yerleşime açılmış değildi. Yani Üsküdar da çok eski bir tarihi olmakla beraber çok geniş bir yerleşim alanı değildi. Küçücük bir yerleşim bölgesiydi. Roma dilinde adı Scutari biliyorsunuz. Bizim Üsküdar ismi o Scutari'den gelir. Daha eski bir adı var onun. Hrisepolis ya da Altınşehir anlamına geliyor. Altınşehir anlamına gelmesinin sebebi güneş batarken Üsküdar tarafında bulunan pencam gibi parlak şeylerin adeta tutuşurcasına parlaması. Dikkat ediniz, akşam üzeri güneş batarken vapurla veya motorla Üsküdar'a geçerken öyle bir fırsatınız olursa özel olarak dikkat edin. Üsküdar'daki bütün evlerin, bütün binaların camları sanki yangın varmış gibi tutuşur. Yani altın rengini alır Üsküdar. Altın gibi parıl parıl parlar. Bu yüzden altın şehir, Hrisopolis adının doğrudan doğruya güneşe batarken o Üsküdar'da yanan, tutuşan güneşlerden aldığı söyleniyor. Daha sonra Scutari adı Osmanlı devrinde Üsküdar olarak intikal ediyor ama
Semaveyici Hoca'yı bilirsiniz. Yaşayan en büyük sanat tarihçilerimizdendir. Bir rivayete göre Farsça ulak manasına gelen Esküdar kelimesinden gelebileceğini de bunun bu ihtimalinde göz ardı edilmemesi gerektiğini de ifade ediyor Semavi Hoca. Ama benim kanaatim Skutari'den geliyor. Çok Skutari'ye çok benzeyen bir isim. Ayrıca aynı ismi taşıyan başka yerler de var biliyorsunuz. İşkodra vardır ya şu anda Karadağ küçük bir devlettir. 500 bin nüfuslu küçük bir devlettir. Onun başkenti olan İşkodra ki Osmanlı'nın önemli şehirlerinden bir tanesidir Roma. O da aynı kökten geliyor. O da Skutari'den geliyor. Yani İşkodra, Üsküdar aynı kökten gelen isimlerdir. Osmanlılar fethediyorlar. Skutari oluyor. Üsküdar, Adrianopolis'in Edirne olması, İkonyum'un Konya olması, Sebastian'ın Sivas olması gibi atalarımız hiçbir kompleks taşımazlardı. Yani o isimleri alır, kendi damgalarını basar, kendi seslerini, kendi estetiklerini o kelimelere vurur, ondan yeni bir kelime, yeni bir estetik yaratırlar. Hakikaten Üsküdar deyince sizin de içinizde bir sıcak duygu uyanmıyor mu? Zaten Üsküdar deyince hemen bazı şarkılar falan da aklınıza geliyordur değil mi? Üsküdar'a giderken şarkısı kimin aklına gelmez ki? Yani Üsküdar isminde çok hoş bir musiki var. Bu musiki şairler iyi hissederler, musiki şahsılar da hissederler. Yani bazı kelimelerdeki musiki çok özel musikidir. Bana sorarsanız Üsküdar kelimesi çok musikili, çok çok güzel bir kelimedir. İşte burada yavaş yavaş bir şehrin oluşmaya başladığını, mesela camilerin, mescitlerin yapıldığını, onların etrafında insanların ihtiyaçlarını giderecek yapıların oluştuğunu, yani imaret, medrese, hamam gibi yapıların oluştuğunu derken burada bir yaşama tarzının vücuda geldiğini düşünün. Yani 1453 yılına geldiğimiz zaman orada kelimenin asıl manasında Türk ve Müslüman tarzında bir yaşama tarzının ve yaşama çevresinin teşekkür ettiğini rahatlıkla tasavvur edebilirsiniz. Yani Fatih'in orduları İstanbul'u kuşattığı toplar İstanbul surlarına çevrildiği tarihte yine rahmetli Yahya Kemal'in ifadesiyle Üsküdar'daki camilerin şadırvanlarında ihtiyarlar abdest kollarını sıvamış abdest alıyorlardı. Camiye gidiyorlardı. Çarşılarında insanlar alışveriş ediyordu. Capcanlı bir hayat vardı. Yahya Kemal bu manzarayı tasavvur ediyor. Yani İstanbul'un karşısında bir bakıma İstanbul'un modeli benim tabirimle o tabiri ben kullandım ilk defa. İstanbul'un dibacesi yani Üsküdar oluşmuş kendi kozasını örmüş bulunuyordu. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in topları patlamaya başladığı zaman Üsküdar'da oturan Müslümanlar, Türk ve Müslümanlar o top seslerini hemen yanı başlarında patlıyormuş gibi duyuyorlar mıydı, duymuyorlar mıydı? Yani o devrin sessizliğini düşünün, motor gürültüleri falan yok. Yani karşıda top patladığı zaman bu tarafta rahatlıkla duyulabiliyordu. Hatta rahmetli Ahmet Yüksel Özemre anlatırdı. 1930'larda, 40'larda Beşiktaş'ta ezan okunduğu zaman mesela ki o zaman hoparlör falan da yok. Özellikle sabah vakitlerinde rahatlıkla Üsküdar'dan dinlenebilirmiş ezanlar. Aynı zamanda olup bitenleri de görmek mümkündü. Yani Üsküdar'da oturanlar İstanbul'un fethi cereyan ederken onu bir film şeridi gibi seyrediyorlardı. Şimdi bu çok basit bir şey gibi geliyor ama bunu ancak bir şair düşünebilir. O ifade ettikten sonra bize sıradanmış gibi geliyor. Ancak o hisseder, söyler.
Biz ondan öğreniriz, ondan sonra o sıradan bir şeymiş gibi gelir ama değildir. O ancak bir şairin bulabileceği bir şeydir. Ve biliyorsunuz Yahya Kemal o meşhur şiirini yazdı. Neydi şiirin adı? İstanbul'un fethini gören Üsküdar. Bakalım yanımda var mı İstanbul'un fethini gören Üsküdar? Evet. İstanbul'un fethine Yahya Kemal ulu rüya diyor. Rüya gibi bir hadise diyor. Gelecek sohbetimizde o konuda konuşacağız. Üsküdar bir ulu rüyayı görenler şehri. Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri. Hepsi der, hangi şehir görmüş onun gördüğünü? Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu günü. 53 gün ne mehabetli temaşaydı o. Sanki halkın uyanık gördüğü rüyaydı o. Şimdi 500 sene geçmiş o büyük hatıradan. 53 günde o hengame görülmüş buradan. Canlanır levhası hala beşer ettikçe hayal. O zaman ortada her saniye gerçek bir hal. Gürlemiş Topkapı'dan yeni bir şiddetle daha, şanlı namıyla büyük top denilen ejderha. Sarf edilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece, karadan sevk edilen yüz gemi geçmiş halice. Son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak. Üsküdar gözleri dolmuş, tepelerden bakarak görmüş İstanbul'a 100.000 meleğin uçtuğunu. Saklamış durmuş asırlarca hayalinde bunu. Yani İstanbul'un fethini asırlarca hayalinde saklamış diyor.